Ablacığım merhabalar. Merhaba, buyurun. Beni Servet abi gönderdi. O kim? Babir diyecektim, Babir. Beni Babir abi gönderdi. Bu gazeteleri falan gördü abla. Moskova abiyle bir görüşmek istiyor. Moskova abi buralarda mı? Sabah çıktı gitti, hali de pek haraptı. Nereye gitmiştir abla, var mı bir fikrin? Bilmiyorum ki, bir şey demedi. Neyse ablacığım, hayırlı günler sana. Amcacığım, dinle bak bak. Bu aslında çok geçmişten kalan bir olay. Ama kız Nare'nin kız kardeşi olunca tabii mecbur karşılaştılar yine. Şey değil, yoksa... Ver şunu be. Amca bak, bir kere dinle. Anlatacağım sana. Ya son sözüm diyor ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun gerizekalı? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne? Anlat bana, ne? Anlat. Dur. Sakin ol ya, bir yerini acıtacak kızı. Ne kızım, bu düşmanlığın ne? Ne istiyorsun bizden? Niye sızdırıyorsun o haberi basına? Ya manyak mısın nesin be? Herhangi bir yerden duymuş olabilirler ya. Bana niye suçu atıyorsun? Bütün bu çorapların hepsini sen ördün başımıza. Ama anlamıyorum, ne istiyorsun ya insanlardan? Anlatsana bir bana. Hadi anlat. Ya bırak Allah aşkına ya. Basın zaten sürekli Atıf'ın peşinde. Bu kaçıncı haber yani? Allah Allah, bunun da mı hesabı bana kesildi? Doğru söylüyor. Ne faydası var Nari'nin Atıf'a böyle bir şey yapmanın? Deniz, sen kör müsün? He? Bana bak, bunu hayatından def etmedikçe ben yokum, tamam mı? Daha fazla kaldıramayacağım. O gelmeden önce hiç böyle şeyler olmuyordu. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Gerçekleri benim bilmem başka. Ama gidip gazeteye söylemek yani... Olur mu öyle şey canım? Biri öğrense benim adım lekelenecek. Ben deli miyim ya? Kapa çeneni. Git. Yürü! Yalnız kalacağım, yürü. Börek mi var? Bana mı? Akşam için baba. Ama acıktıysan ben sana çay koyayım. Bir de börek koyayım tabağa. Hadi ver bakalım, koy. Bu ne lan? Kafayı mı yedin sen? Ha? Hani börek? Börek işte. Maytap mı geçiyorsun kızım sen benimle ya? Ha? Börek dedin, mandal getiriyorsun ya. Şey baba, biz oyun oynuyorduk. Hani evcilik oyunu var ya. Ha. Yani evcilik böyle mazçuktan falan. Ha? İyi, ver bakalım, tamam. Hadi. Çok güzel olmuş. Neli bu be? Peynirli baba. Kim yaptı bunu? Ben. Oh, bravo.
abi. Abi, abi. Yazılanlar, çizilenler yalan abi. Ben izah edeceğim abi sana. Bak bir delilik yaparsın, üzersin abi kızları. Yalan değil mi? Ha? Hı? Beni çıkartayım defasını. Ha? Abi yalan tabii abi. Vallahi de yalan, billahi de yalan abi. Şadiye Bacı bizlerle abi yıllardır kefiliz biz. Gel ben seni evine götüreyim, izah edeceğim abi yolda. Bak şu silah üzerine yeminle ha. Yalan hepsi. Şadiye yapmaz. Yapmaz abi, ben ayrıca bu gazetecilerin, bütün bunları yapanların da hesabı sorulacak yani. Geliyorum şimdi hemen. Güzel. Araştırmaları devam edin. Yalnız dediğim gibi daha somut delillere ihtiyacımız olacak. Anlıyorum ben. Ama adamlar kendilerini çok iyi kamufle ediyor. Farkındayım. Onun için para ödüyorum size. Şimdi çıkabilirsin. Gazeteleri okudum. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Şimdi Şadi'yi aradı. Kapının önü gazeteci doluymuş. Hemen gidiyorum eve. Tamam. Orada buluşuruz. Narin, biliyorum zor zamanlar geçiriyorsun. Ama hepsi geçecek, inan bana. Fırat, bu sefer çok zor. Parçalayacaklar bizi. Elif, bizim reklam ajansından Hakan Bey'i arar mısın? Reklam ajansını aradım. Banka söz konusu olunca yalanlamaya, yanılmaya razı oldular. Tabii işin ucunda onca reklamdan olmak var. Fırat sağ ol da keşke sen adını karıştırmasaydın bu işlere ya. Ya Narin, gerçekten kusura bakma ya. Vallahi benim hayatım yüzünden senin de hayatını dedikliyorlar. Yani duydum olanları ama şimdi iş şirketle konuştuk. Şirket bir ihtar çekti. Geri çekecekler yani, bayağı korkuttu gözlerimi. Fırat da reklam ajansını devreye sokmuş. Onlar da reklam vermeyecek diye korkudan. Bakalım. Ya ne gerek vardı? Bizimkiler uğraşıyor işte. Şadiye için de güzel, böyle yüksek bir tazminat davası. Olay oldu, bitti. Ya bence hiç uzatmayalım konuyu. Hiçbir şey yokmuş gibi davranalım. İyice dallanıp budaklanmasın yani. Ne yapalım biliyor musunuz? Bir parti verelim. Orada da böyle eğlenceli fotoğraflarımızdan feyse falan sızdıralım. Yalan habermiş, hiçbir şey yokmuş derler. Konu kapanır, geçer gider. Uzatmayalım yani. Ha, oldu. Yalanlama yapacağız. Davayı da açacağız. Ya adamın bir tanesi çıkıp da ben bu karının ne mal olduğunu biliyorum derse ne yapacağım ben? Yok, ben öyle atamam kendimi ortaya. Yalanlama yayınlama yok zaten, olay büyüyecek. Şimdi reklamcılar aradı. Dünkü gazetecileri çok fena darp etmişler. Durumları kötüymüş. Sermet yapmıştır kesin ya. Oh, iyi olmuş. Onlara hayatlarımızı karartırken iyi ama, değil mi? Olay yine bana doğru dönecek. Yakında başlarlar. Hatta başladılar. Efendim babacığım? Peki tamam, geliyorum. Karakoldan çağırıyorlar. Ben de geleyim, bir şey olmaz. Dur Fırat, dur. Ben gelirim seninle. Avukatıyım biliyorsun. Bekleme vekil, bekle. Kız bak, anılarım depreşti yine. Karakoldan sonra bana bak, çorbacıya gidiyoruz, tamam mı? Sen şebeklik yapma be. Hop. Hadi. Yürü, yürü. Çorbacıya gideriz. Allah'ım ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.